Yeni bir macera, yeni bir kariyer, yeni bir oyun. Uzun süredir oynamak isteyip de oynayamadığım bir seri olacak. F1'e artık adım atıyorum. Rally'yi bir kenara bırakıp yeni bir kariyer peşinde koşuyoruz. Bakalım. Tabii ki her zaman oynadığım oyunlarda olduğu gibi single kariyer yapacağım önce. Bir sezon, iki sezon. Bakalım oynayalım. Özellikle Mercedes oynamak istediğim araç ve oynamak istediğim takım. 2022'deki Mercedes'in çöküşünü engelleyebilecek miyiz? Bakalım. Hep beraber görelim. Zor bir oyun olacak benim için. Tepkilerini çok bilmiyorum. O yüzden birlikte geçeceğiz. My team değil. Biz normal sürücü kariyeri kuracağız. F2'den başlıyor, F1'den başlıyor. Biz F1'den başlayalım. Evet, şuradan devam edelim. Custom sezon, full sezon, full sezon diyelim. Custom ayarlar diyelim. Şimdi asistler. Evet. Direksiyon asisti kapalı. Kapalı kapalı. Evet, asistler kapalı. Yarış çizgisi full olsun. Alıştıkça da kapatırız ya da değiştiririz. Vites tabii ki manuel. Pit asist açık olsun. Pit çıkışı o da açık olsun. DRS'yi biz kontrol edelim. DRS açık olsun. Tamam. Bayraklar. Safecar. Buna daha sonra bakarız. West corner. Buraları regular düşük seviyede. Tamam, bu da şimdilik yeterli olabilir. Audio. 5 güzel simülasyon setting. 40 neymiş? Medium'muş. 6 easy oluyor. Şöyle bir 35'ten başlayalım o zaman. Duruma göre yükseltiriz. Buraya evet. Araç hasarı standart olsun. Çarpışma var. Start. Debriyajlı kalkıyorsun bildiğim kadarıyla ya da debriyajsız. Tamam, asitli olsun. İyice öğrenene kadar daha sonra kapatırız. Evet, bu. Pratik full. Elemeler. Bunu da full yapalım. Long diyelim. 150. Duruma göre bunu değiştiriyoruz diye düşünüyorum. Kariyer setting'de bir şey yok. Direksiyon ayarlarımızda bir sıkıntı yok. Burası okey. Şuna basacaktık, pardon. Değişti mi? Yok. Evet. First things first. Let's create your Kariyerimizi driver. başlatalım bakalım. Şimdi şoförümüzü ayarlayak. Kadın kariyeri mi yapsak ya? Ama kendi ismimiz yapacağız. Ha, bu çocuk yakışıklıymış. Ne yapabiliriz? Beğendiğimiz bir şey yok orada. Bu çocuğu yapabiliriz. İyiymiş. Şunu yapalım. Hemen. Tabii ki de Türk. Nerede? Burada. Ney? Burası yazalım. Kısa
satılmış ne olsun. Okay, old your name. Ahmet. Azim. Yoktur tabii ki Soner. Ya da değişik bir şey koyabiliriz yani. Skip. Skip koyabiliriz ya. Skip olur. Sıfır. Turner. Carter, Kempers. Sesli olarak bize seslenmelerini spikerin ismimizi söyleyeceği yere ayarlıyoruz ama bulamadık bir şey. Hopkins. Joker olsun hadi bakalım. Soner Joker. Yakın. Numaramız. Boşta numaralar onlar. 21 var. 21'i severiz. Hiç bakmadan 22 yok. 21 tamam. And now let's focus on your driver's luck. Evet. Çok güzel. Duruş. Yok daha neler. Bu iyiymiş. Yarış kazandığımızda. Thank you. I need a moment. Nice. It's very nice. We did it. We did it. Şunu yaparız. Güzelmiş. Last but not least, we need to decide which team to sign with. Choose care. Team, evet. Şimdi one, the team you drive Mercedes. For will expect you to deliver appropriate results. Takım arkadaşımız. Tabii ki. Great. That's everything we need. Bir Sir hayranı olarak. You can go back and edit. Sörü seçeceğiz abi. Kimi seçeceğiz başka? Mesajlara bakalım. Araç gelişimi. Bunu alabiliriz diyor. Sonra bunu alabiliriz diyor. Başka 500'ümüz daha var. Ona da buna bas diyor. Bakalım. Güzel 3 parçayla başladık. Şimdi hemen perki alacağız. Ne yapacağız? Kaç paramız var? 300'ümüz var. Sosyal medya, power makip, development. Buraya basalım. Ve ilerleme başlasın. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Ben de yerimize yerleşelim. Araçlar atın mı ne bu? Hayır hayır. Bahreyn, hadi bakalım.
Esas sıralama turlarını tek turda yapabiliriz ya. Şu pratikleri zaten oynamayacağız. Bunları görev için full yapıyoruz. Aracımız en iyi üçüncü araç. Ama bir kere bir girmemiz lazım şuraya. Aracı ve pisti bir kere Hello bir test folks and edelim. welcome to Paddock Pass, your Ve bu pre-race adam bir edition for this, konuşsun. the inaugural round of the 2022 Formula One World Championship. And I've got to say, it feels great to be back. As is tradition, there is something of an air of a first day back at school on arrival here. But it's more than that. Because the new era of Formula One has arrived. And with it, the eagerly anticipated new car regulations, which have been designed to help promote better racing. With clean sculpted lines, swooping Ferrari çok güçlü ya. Which should allow cars to Aracı çok güçlü. New eye-catching 18-inch low-profile tires. Direkt en güçlü arabayı almak da olmamalı yani ki. Demin de söylediğim gibi Sir hayranı olarak onun yanında yarışabilme şerefine nail olmak varken rakip olmanın manası yok. Which teams have interpreted the rules most effectively and which drivers will adapt to their new car the quickest? Leading the charge against the rest of the pack. Only time will tell. As always, we can't wait for this Seni season neden geçemiyoruz to begin. Ya? For now, from us. So this first race of the season is always quite difficult for us trackside and for those back at the factory as well, as it's the first time the car has run since winter testing. The more consistent mileage you can get in these sessions, the happier we'll be. Bu arada bütün F1 oynayanlar gibi aracın dışından oynamayacağım. Öyle bir şey bizde yok. Aracın içinden. Şoförün görüş açısı neyse bizim de görüş açımız o olacak. Nerede o? Give us some good consistent laps, please. We're looking for good data that we can work into a race strategy. Garaja dönelim.
Bize verdikleri bunlar. Parça değiştirme hakları. Sıralama turlarından önce değiştirmemiz gerekiyor. 1.37 yapmışız. Okay, our best lap so far is a 1:37.8. Yok, illaki zamanı öldürmemiz gerekecek. Evet, şu bir bitsin. 1.37 iyi bir derece yapmışız. The session has drawn to a close, so let's rip. Şimdi bir daha pratikte bunlarla uğraşmamıza gerek kalmayacak. Çünkü girmeden o görevleri halledebileceğiz. Hemen şöyle geçelim. Ne oldu? Bu yandı. Geçti. Bitmiş. Kalan zamandan buna yetişeceğiz. Şurada kalmışız. Yani elimden geldiğince bütün yarışları oynamaya çalışıp hiç simüle etmeden geçmeye çalışacağız. Yarışta büyük bir kaza yaparsak da DNF oluruz ya. Değil mi? Kazadan beladan uzak durmaya çalışarak oynayalım oyunu. Ve süre bitti. Bir görevini yapamadık olsun. Şimdi şunu aha değiştiremiyor muyuz? Değiştiriyor olmalıydık. Pratiğe başlamadan önce mi değişiyordu? Neyse. En az 3 tur atacağız şimdi. Şurayı bir alalım. Bir hızlandıralım, bir önümüzü görelim. 1.37 gene yaparsak bizi bir çıtı ihya eder. 1.36 yapan var. Carlos Sainz. Verstappen 1.35 yaptı. Şimdi pisttekiler azalacak. Aynen şimdi çıkış. Biz de bir tur atabiliriz. Başlangıç.
6. sıraya artık kendimizi. Yeterli bence. Herhalde 15 araç içine girer. So our best lap so far is a 1 minute 36.4. Gideriz ya 15 araç içine. Aynen. 7 Q2'ye geçiyoruz. Şimdi yol boşken, kimsecikler yokken çıkıp bir tur atalım. Sonra tekrar bir tur atarız. Dereceleri görelim. Sörde bizimle birlikte çıkmış kimse yokken. Ne yapıyorsun oğlum? De patlatıyordu az kaçtık. Bizi ikinci sıra çıkartır ya. Okay, so we're top of the speed trap, 333.2 kilometers per hour. Bakalım. Max 1.35 yapmış. Daha 6. ya da 7.ydik. 5.ymiş. Güzel. Q3'teyiz. Şimdi belki de 2 tur üst üste yaparak en hızlı turu yapmaya çalışabiliriz. Hemen yol boşken çıkalım direkt aynen.
güzel bir derece yaptık yine. Garaja dönelim. Şimdi bizim 4 dakika kalaya kadar bakacağız. To view information on your current levels of tire wear and damage, press the MFD button to open the multifunction display and then again to cycle to the tires and the damage screen. Bir tane daha atabiliriz. Deneyelim. Olarak öndeyiz. Tur atmış olabiliriz. Aynen. Geçemediler. Verstappen de geldi. İkinci oldu. And with qualifying complete, let's review our top three today. Joker, Verstappen and Charles Leclerc. Evet, yarışa başlayalım. Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of Turn 10. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Joker lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Sainz,
Sergio Perez and Hamilton, Ocon, Bottas, Norris and Guan Yu Zhou, Tsunoda, Gasly, Fernando Alonso and Magnussen, Mick Schumacher, Ricciardo, Sebastian Vettel and Alex Albon, Stroll and Nicholas Latifi. With preparations almost complete, let's head down to the track. So here we are in 2022 at the start of another Formula One World Championship. It all begins here, the start of the next generation of Formula One. With the end of the second turbocharged era, a new dawn begins. New regulations have been brought in to promote better racing, with the two big standout changes being the wheel size increase and the aerodynamics on the car itself. But will this result in us having a repeat fight for the driver championship? Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Thank you.
car's been stopped on track. Mind your delta. Approaching the safety car, you're leading, so don't pass it. Stay behind the safety car. Available on the MFD. Copy. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. You will be controlling the pace of the restart. Keep it steady until the safety car's reached the pit lane. Green flag.
3 seconds. Okay, there's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time, and there are so far no plans for a safety car. We'll be right back.
1.7 seconds. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. Okay, stay clear of the white line on the exit. You'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. Well done.
gap to the car in front is 2.0 seconds.
is 10.7 seconds. Thank you.
fuel remaining. Another spectacular Grand Prix here in Bahrain, and a real champion's drive to take the win. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. It just looks so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently, and it's clear to see that they've put in the work, and they should be so proud of the victory they've secured here. So let's see what effect this result has had on the driver's standing.